Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Kavramlar, bu sohbet 77. sohbetimiz olacak inşallah. Evet, bundan evvelki programımızda İblis'i anlatıyordum. İblis'in Kur'an'daki niteliklerini sizlere takdim etmiştim. Ona bir isim de sizin vermenizi istirham etmiştim. Evet, cevap buldunuz mu siz? Bu iş müşterek gidecek. Müşterek anlayacağız. Müşterek sorunlarımızı halledeceğiz. Kur'an'da nitelikleri o idi, saydıklarım idi. Yani gözükmeyen, insanların içinde bulunan, sürekli vesvese veren, kıyamete kadar da işlevini sürdürecek olan, insandan başka bir varlıkla ilişkisi olmayan, bulunmayan, insana boyun eğmeyen, enerjiden yaratılmış ve etkisiz de herhangi bir işe yaramayan bir melekemiz var. Bunun adı nedir? Demiştim size. Bir isim de siz koyun demiştim. Ki ben ona hani şöyle yıllar evvel düşünce yetisidir dedim. Bazıları yadırgadılar. Yani tutup da yani herkesin bildiği cini, şeytanı, iblisi tutup da Hakkı Yılmaz'ın böyle bir şey tanımını şey yapmasını yadırgadılar ama biliyorsunuz eleştiremediler. Biraz dedikodu yaptılar, sustular, gittiler. Evet, biz bunu ifade ediyoruz, anlatıyoruz size. Şimdi şöyle, burada psikolojide, yani psikoloji ilminde buna beynin direkt yaptığı bir tepkidir diye tanımlanır bu. Evet, beynin indirekt yaptığı bir tepki. İşte hani daha önce Allah ayetlerinde yani alttan, üstten, sağdan, soldan, ön, arkadan hani altı cihetten gelecekti ya işte böyle görerek, duyarak, duyarak, tadarak, dokunarak, koklayarak ancak yani böyle bir tepki verebiliyor. Öteki türlü uyuyor. Böyle bizim bir melekemiz var içimizde ve bu bize kıyamete kadar da bizimle beraber olacakmış. Bir özelliği de herhangi bir zorlayıcı gücü yok. Sadece hatıra getirip geçiyor. Gerisi onun şerrinden yani genellikle hani böyle alternatif düşünceler ürettiğinden onları sorgulamak, onların doğrusunu tespit etmek, doğru olanı yapmak, eğri olanlardan da kaçınmak bizlere düşüyor. Evet. Şimdi bu özelliklerden sonra onu şöyle söyleyeyim. Burada Cenab-ı Hak bu iblisle ilgili işlediği konularda, paragraflarda, Kur'an'ımızda geçen şeylerde Saf suresinde özellikle 77 ile 84. ayetlerde özel bir noktası daha var. Hani demin dedim ya hani kıyamete kadar da varlığını sürdürecek. İnsan var olduğu müddetçe o da var olacak dedik. Şimdi ben burada size Saf suresinin 77'den 84'e o ayetleri bir takdim edeyim. Şöyle. Allah hemen çık oradan. Artık sen kesinlikle kovulmuşsun. Katilin, asılsız söz ve düşünce üretenin, karanlığa taş atanın tekisin. Elbette hayırdan uzak tutmam da karşılık gününe kadar senin üzerindedir dedi. Hani Adem'le melekler vesaire varken Adem'e boyun eğ dedi de o ben Adem'e etmiyorum. O hani topraktan, maddeden yapıldı. Ben enerjiden, enerji maddenin kontrolüne girmez demişti ya. Allah da ona böyle dedi. Evet. İblis işte bu aşamada
Allah ona sen racimsin dediği zaman Rabbim, bakın sözüne dikkat edin. Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana süre ver dedi. Allah, haydi sen belirli bir vakte kadar süre verilerdensin dedi. Allah'la bir görüşmesi var. Allah'tan süre istiyor, mühlet istiyor, kıyamete kadar. Allah da ona bu izni veriyor, bu süreyi veriyor. Şimdi burada bir noktayı daha çok iyi dikkat edeceğiz ki doğru anlayalım. İblis, öyleyse en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip oluşuna yemin ederim ki, ben onların hepsini kesinlikle azdıracağım, işlerinden arıtılmış kulların hariç. Bakın şimdi burada İblis Allah'ı nasıl tanıyor? Değil mi? En üstün sensin diyor, en güçlüsün, en şereflisin, mağlup edilmen mümkün değil, mutlak galip oluşunu, yani referans veriyorum ki diyor, ben de onların arıtılmışlar hariç olmak üzere diğerlerini azdıracağım diyor. Şimdi Allah da orada, gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum, evet, andolsun ki cehennem kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Evet, bu ifadeye baktığımız zaman şimdi halkın hani şeytan kafirdir derler, karıştırırlar. İblis kafirdir derler, karıştırırlar ya. Burada iblisin gayet Allah'ı iyi tanıdığı ve Allah'la ilgili iyi bilgiler verdiği de bu ayetlerde sabittir. Peki biz burada İblise niçin mühlet verildi? Gelin onun üzerine kafa yoralım şimdi. Allah, tamam sen madem ki kullarımı azdıracaksın, seni yok ediyorum demiyor, yok da etmiyor. Allah da onların, hani iblisin, insanları arıtılmış, yani akıllı, bilgili, bilinçli kulları azdıramayacağını ama cahilleri, duyarsızları azdıracağını kabul ediyor ve ona izin veriyor. Sen yok yapamazsın, yapma etme demiyor. Ona izni, bu görevi, öyle diyeyim, Allah veriyor. Şimdi bunu, bu süre edilen, yani süre istiyor da, o da hani Allah da ona süre veriyor da, şimdi o ayetlerden, şimdi bir de Bakara suresinin 11-18. pasajı var. Bakın oradaki ifadeye de iyi dikkat edelim. Şimdi, beni azdırmanın karşılığında yemin ederim ki, onları saptırmak için senin dosdoğru yolun üzerine kurulacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Birçoklarını şükreder bulamayacaksın. Rabbim, beni azdırmana, saptırmana karşılık kesinlikle ben yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. Yemin olsun, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç hükmüm altına alacağım diyor. Şimdi bu anlatımda, hani bu anlatımları ben size ne dedim? Bunlar tiyatro tekniğiyle anlatılan bir sahne. Burada bu görevi İblisin böyle olmasını isteyen, sağlayan kim? Bizzat Allah'ın kendisidir. İblise bu görevi Allah vermiştir. O da Allah'ın vermiş olduğu görevi bir hakkın sadakatla yapar. Ha, şimdi bu melek meleke olduğundan iradesi yok. Ancak program gereği, yani içerisine yüklenmiş program gereği bu işleri yapar. İblis Allah'ın en sadık kullarından, yaratıklarından biridir. Her diğer şeyler gibi.
Mesela arıya tutup da bal üretmenin dışında bir şey yaptırtamazsınız. Elma ağacına armut yetiştiremezsiniz aşılarsanız, o ayrı. Her dünyadaki her varlık kendi içine kodlanan görevleri yapar. İblise de insanları azdırma, evet onlara devamlı fikretme. Yani bulunduğu ortamda etki aldığı zaman onun karşılığında bir tez ortaya atma görevi verilmiştir. İblis de bunu sağlamakta. Şimdi şöyle gelelim. Şimdi bu ayetlerde İblis ne yapacak? Onu şey yapacağız. Bir, insanlara dünyayı sevdirecek. İhtiraslar, tutkular oluşturacak. Bu tutkular sayesinde de bakın mücadele, yarışma, bir ötekinden üstün olma gayret ve çabaları artacaktır. Tek düzelik ortadan kalkacaktır. Hayatın Allah'ın koyduğu ölçülere uygun sürmesi ve sorumlu insanların sınanması için böyle alternatif bir gücün, enerjinin insanın içinde olması lazımdır. İnsan bu güç, yani bu enerji sayesinde seçici olacaktır. Robotluktan kurtulacaktır. Yani bu güç sayesinde dilerse imanı ve taatı, dilerse küfür ve isyanı da seçebilecektir. Kişilerin iblis sayesinde seçiciliği sonucunda Rabbimizin üstünlük ifade eden, bakın, kahhar, müntakim, adil, bal, şedidül gaf, seriül hisab, hafid, rafi, muiz, müzil, isim ve sıfatları bir, hıfız, afuf, mağfiret, rahmet, günahları örtme ve bağışlama gibi yücelik sıfatları da tecelli edecektir. Onun için iblis yaratılmış ve kendisine de böyle vehil verilmiştir. Yani iblise süre verilmeseydi, diğer bir tabirle her insanın içerisindeki bu dürtü olmasaydı, iblis mevcut olmasaydı, İnsanlık hiçbir zaman için gelişemezdi. İlkel durumda kalırdı. Ama bunun sayesinde gördüğü iyinin daha iyisini araması sayesinde, zorun kolayını araması sayesinde ve daha nice böyle cehler sayesinde insanlık sürekli gelişti ve sürekli de gelişimini sürdürecektir. Bu iblisin varlığına ve iblisin kıyamete kadar da var olacağından kaynaklanmaktadır. Evet, onun için insanlık için iblis çok lazım bir şeydir. Hatta şöyle söyleyeyim, hani bu ifadeyi ben birkaç yerde dediğim zaman şimdi bulunduğum ortamda hemen birileri batıdan hani bir Amerika'nın yerlilerinden hani bir şey söylediler, Kızılderililerden bir ifade geldi. Düşman kutsaldır. Evet, bu iblis bizim bir taraftan düşmanımız ama o kutsaldır. İnsanlığın çok çok iyi işine yarayan bir şeydir. Onun sayesinde bu inkişaf, bu gelişme, bu tekamül, bu evrim gerçekleşmiştir. Evet, İblisin iblise mühlet verilmesinin nedeni bu. Şimdi bir diğer noktası daha var iblisle ilgili Kur'an'da iyiden iyiye öğrenmemiz gereken bir başka nokta. O da ne? Kur'an'ımızın İsra suresinin bir paragrafında, yani 63'ten 65'e kadar olan paragrafta bir de iblisin insanlara ortaklığı var. Mallarına ve evlatlığına ortaklığı var. Bunu da Kur'an'da okursunuz. İsra suresini alın elinize. 63'ten başlayın. 65'e kadar siz paragrafı okuduğunuz zaman bakın orada ne ifadeler var. Da onu nasıl anlayacağız diyelim. Allah dedi ki, git. Sonra onlardan kim sana uyarsa
Bilin ki şüphesiz ki cezanız yeterlidir, ceza olarak cehennemdir. Onlardan gücünün yettiklerini sesinle sars ve atlılarınla, yayalarınla onların üzerine yaygara kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol. Bakın, iblise diyor bunu Allah. Düşünce yetimize diyor, şeytanımıza diyor. Git diyor, onlardan kim sana uyarsa bilin ki şüphesiz ki cezanız yeterli bir ceza olarak cehennem olacak. Onlardan, yani sana uyan o cahil kesim, arıtılmışlar uymuyordu ya, arıtmamış, kendisini arıtmamış kişiler, onlardan gücünün getirdiklerini sesinle sars. Bir, atlılarınla, yayalarınla onların üzerine yaygara kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaatte bulun. Şimdi burada bir de bilgi veriyor Cenab-ı Hak. Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Buradaki şeytan işte iblisimiz, anlatmıştım onu. Şüphesiz ki benim kullarım senin için onlar aleyhine hiçbir güç yoktur. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve programı koruyarak destekleyen, uygulayan olarak da Rabbin yeter. Ha, onun hani daha önce dedik ya, hani ihvası olacak, vesvesesi olacak. Evet, ondan kurtulmanın yolu da Allah'ın koymuş olduğu ilkeleri, onların Allah'ın emrettiği emirleri yerine getirmekle ondan kurtulursun. Kendine zarar verirsin. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada hani şeye baktığımız zaman, burada Allah, yani buradaki hani git onlara kimi sana uyarsa bilin ki şüphesiz cezanız cehennem olacaktır dedikten sonra onlardan gücün yetirdiklerini sesinde sars diyor. Atlılarına ve yayalarına onların üzerine yaygara kopar diyor. Burada şimdi iblis şöyle söyleyeyim. Bir bölgeyi atlılar ve yayalarla basan belirli, bak, şeylerin çalınmasını, talan edilmesini emreden bir soyguncuya, yağmacıya benzetmiş Cenab-ı Hak burada. Dikkat edin. İblis bölgeyi soyan, soyguncu, yağmacı birisine benzetmiş. Atıyla, hani böyle palavralarıyla, gürültüler yaparak, atlısıyla, yayasıyla bir soyguncu çeteye benzetmiş. Bu benzetmede geçen şeytanın atlıları veya yayaları ifadesi diğer surelerde, anlatımlarda yok. Evet. Bu ifadede şeytana nispet edilen atlılar ve yayalar sayılamayacak kadar çok, yol ve yöntemle şeytanın yaptığı işleri yapan şeytan yandaşlarını, yani tuzağa düşüp şeytanlaşmış insanları temsil etmektedir. Sanki bir ordusu var iblisin de böyle bir şey var. Ama yaptırım gücü yok. Oyuna geldim. Şimdi iblisin dürtülerinden etkilenerek onun tuzağına düşmüş, azmış, azdırmış insanların bu hallerini günlük hayatta akla ilk gelenin hiç düşünmeden yapıldığı ve sonunda kaçınılmaz olarak zarara uğratıldığı davranışlarda görmek mümkündür. Şimdi bunu daha önce söyledim. Bir fikir var, bir tefekkür var. İblisin işi fikirdir. Kıvılcımı çakmaktır. Ortaya bir tez atmaktır. Ama o fikri inceleyip doğru mu, eğri mi, yararlı mı, değil mi tarzıyla onların incelenmesine, yani arka arkaya düşünce zinciri kurmaya da tefekkür diyoruz. İşte insan tefekkürle kendisini kurtarır. Burada öyleyse şöyle düşünecek olursak, bize düşen ne Allah'ın bu emrinde, bunu da unutmayalım. Her aklımıza gelen şeyi yapmayalım. Ölçelim, biçelim, tartalım. Hayırlısıysa, uygunsa onu yapalım. İşte o zaman iblis bize zarar vermiyor. Ama hani mesela şimdi şöyle düşünün. Bir insanı düşünün ki hani sarhoş olmuş. Orada akli dengesi gitmiş. Aklı bunalıklatmış. İblis de ona hemen
şeyi attığı zaman, öldür onu, boğ onu, yak onu, yık onu dediği zaman, muhakemesi olmadığından dolayı, işi tefekkür boyutuna götürmediğinden dolayı o da onları yapar, başını belaya sokar. Şimdi bir diğer şey, ayette ne diyordu? Bakın, mallarda ve çocuklarda insanlara ortak ol diyordu. Onların yani etkin altına aldığı, kontrolün altına aldığın o arınmamış kişiler var ya, cahil kesim var ya, onların malına, çocuklarına ortak ol diyor. İblisin insanların malına, evlatlarına ortak olması nasıl olur? Evet, bunun şeyini de şöyle, bunu dikkat edecek olursak. Şimdi kişiler bilinçsizlikleri sebebiyle iblise hizmet edecek. Onu kendilerine ortak ederler. İblise hizmet ederler. Ve iblisin düşüncelerini, öyle söyleyeyim, hep onun için çalışırlar. Öyle diyeyim. Mesela kendi mallarını, kendi yararlarını kullandıkları kadar iblisin amacı doğrultusunda da harcamak suretiyle iblisi kendi mallarına ortak etmiş olurlar. Yanlış iş yapanlar, hani adam mal kazanmış, değil mi? Parası var, pulu var. Bunu kendisine, çoluğuna, çocuğuna harcama yapıyor. Ama bilinçsiz, zihnini, beynini arıtmadığı için bu defa Allah'ın yasaklamış olduğu şeylere, hani iblis saptıracağım diyor ya, iblisin hani telkin ettiği yanlış işleri de yaptığından dolayı malını yarı çocuklarına, ailesine, yarı da iblise harcamış oluyor. Bir. İblisi böyle ortak eder. Yine aynı şekilde çocuklarının sadece büyütülmesi ilgilenip rüşte ermeleri konusunda duyarsız davranan bilinçsiz kişiler, hani burada da yine çok önemli bir noktaya şey var. Evlat hani sadece biyolojik olarak doğurup büyütmek değil. Onun reşitleşmesini, reşit olmasını da sağlamak gerek. Değil mi? Onu reşit, iyi, kötüyü, güzeli seçecek bir duruma yetiştirmek lazım. Onun geleceğini, yani ekonomik yönden de ayakta duracağı tarzda bir şeyler de ona sağlamak lazım. Ama bunları yapmamış. Hani Allah Kerim demiş, saldım çayıra, Mevlam gayra hesabında böyle bir şeyler var. Bu defa çocuklarının cahil kalmalarına sebebiyet vermiş olmaları hasebiyle onlar üzerindeki yetiştirme haklarını da iblisle paylaşmış olurlar. İblis devamlı ne yapar? Hani azgın, savurgan, yanlış iş yapan, nankör. Hani senin kullarından çoğunu nankör bulacaksın, sana şükretmeyecekler demişti ya. Bu defa nankör, cahil, şükretmeyen bir nesil, bir kitle yetişir. Evet, bu defa iblisin dediği olur. Bu defa iblis o ailenin, o kişinin çocuklarının da ortak olmuş olur. Onu kim yetiştirmiş oluyor? Babası, anası değil. Bu defa iblis yetiştirmiş oluyor. Doğru yolda eğitilmemiş bir çocuğun babası artık yarı yarıya iblistir. Ve bu çocuğun, iblisin amacı doğrultusunda bir fasık, bir zalim veya bir müşrik olması da kaçınılmazdır. Evet, şimdi bunlar hep şeydir. Burada daha neler olur noktasında, iblisin ortaklığı noktasında bakın daha ne şeyler var. Size birkaç ayet daha takdim edeyim. Mesela Nisa suresinin 118-119'unda Allah iblisi dışladı. Yani bizim için dışlayıverdi. Onun kötülüğünü anlattı. Ve iblis elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım. Ortaklık meselesi. Onları kesinlikle saptıracağım. Onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de
sütünden yararlanılan hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de Allah'ın oluşturuşunu ölçülendirdiğini bozacaklardır dedi. Ve her kim Allah'ın aslından şeytanı yol gösterici, koruyucu yakın edinirse o zaman şüphesiz o apaçık bir ziyan ile ziyana uğrar. İşte de burada gördüğümüz gibi Allah'la o hani diyalog sahnesi var ya, o canlı sahnede İblis diyor ki senin kullarından belirli bir pay alacağım diyor. Yani burada yani seni yeneceğim falan filan şeyine değil. İnsanlar iradesiyle senin emrettiklerini değil de benim paralarımı dinleyecekler. Onlar burada etinden sütten hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emrimiz mi Allah'ın oluşturuşunu ölçülendirini bozacaklar. Yani burada başta şey yaparken burada ne var? Birisi o hayvanları hani adak şeyi kendi müşriklerin bu Allah'a aittir, bu Allah içindir diye onların bir müşriklerin adetleri vardı. Onları da yapacakları gibi bir de Allah'ın oluşturuşunu ölçülendirdiğini bozacaklar. Allah'ın yarattığı şeyler var. Mesela burada işte bu şeytani akıl, bu iblis çıkartıcılık şeyiyle özellikle gıda maddelerinin hepsinin yani genleriyle oynama hani GDO falan dediğim şeyler var ya onların da yaptırtacağını bu ayette de öyle şey yapar. Onun dışında da insan organlarının yanlış yolda kullanılması olayına da gider. Hani cinsi sapıklık boyutlarını da burada ifade eder. Onların da hani iblisten kaynaklanan şey olduğunu ifade eder. Bu kulak yarma şeyini de biz şöyle hani Maide suresinin 3. ayetinde Allah hani Bahire'den, Sahibe'den, Vesile'den ve Ham'dan hiçbirini öngörmemiştir. Bunlar bir hayvanların şeyleri. Onlar kendileri uydurmuşlardı müşrikler. Ancak kafirler, Allah'ın ilahlığını Rab'de bilerek reddeden kimseler Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar ve onların pek çoğu akıl erdirmez. Evet şimdi böyle de şimdi burada yine döndük. Neye geldik? Hani demin Sad suresinde bir pasaj şey yaptıydım ya orada İblis diyor ki bak senden aldığım işte bana verdiğin görev gereği arıtılmış kulların hariç hepsini sapıtacağım diyor. Evet. Şimdi yine aynı şeyde böyle ne diyor? Bakara 268'e baktığımız zaman şeytan sizi fakirlikle korkutur. Ve sizi çirkinlikle hayasızlığı emreder. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat eder. Ve Allah bilgisi ve rahmeti sonsuz, geniş olandır, en iyi bilendir. Yine böyle şeytan iblis mücadelesiyle ilgili İsra 31'de de ve yoksulluk kaygısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları ve sizi biz rızıklandırırız, besleriz. Onları öldürmek gerçekten büyük günahtır. Burada yetiştirilen neslin yani fiziki ölümü değil de onları niteliksiz bırakmayın. Niteliksiz bırakılan çocuklar hem devlete hem millete hem topluma yük olur, bela olur. Buradaki çocuklarınızı öldürmeyin. Hani Musa'nın kavminin de Firavun'un İbranilere uygulanmış olduğu şey vardı. Hani erkek çocuklarını öldürüyor, kesiyor mecazi şeyle. Bayanlarını da utanılacak işlerde çalıştırma şeyleri vardı ya, sakın o şeylere de düşmeyin diyor. Yetiştirdiğiniz çocukları nitelikli yetiştirin ve nitelikli yetiştirecek kadar da evlada sahip olun. Yani öyle çok çocuk da üretmek de yani böyle milletin başına, devletin başına, insanlığın başına muzır mazarat şeyde yetiştirmeyin anlamı da var burada. Evet, burada yine Allah tarafından şimdi iblis tekrar edelim. Bu mühlet isteyişinde Allah'tan şeylerde ne diyor? Senin bana verdiğin görev gereği diyor. Senin yaptıracağın işler gereği bunları sen yaptırtıyorsun diyor. Kendisinin de bu işlerde iradesizliğini de ortaya koyuyor.
İblisin her halükarda kendi işlevini yerine getireceğini kasem, yemin ile vurgulaması, burada sonunu söyleyeyim burada. Allah'ın kendisine verdiği görevi yine Allah'tan aldığı güç ve destek ile yerine getireceğine dair Allah'a verilen bir söz mahiyetindedir. Evet, İblis kesinlikle dediğim gibi kendisine kodlanan görevi yapmakta ve böylece de o kodlama sayesinde kıyamete kadar da mehil verildiğinde insanlık onun varlığı sayesinde yükselmekte, ilerlemekte. Bu sözlerin, bak şöyle, Allah'a bir karşı çıkış olarak değerlendirilmesi, İblis'i Allah'a rakip olarak görmeyi ve insanların çoğunun doğru yoldan çıkması sebebiyle de onun Allah'a karşı galip geleceğini kabul etmeyi gerektirir. Yani unutmayın. İnsana İblis işte şöyle yaptı da böyle yaptı da ondan sonra insanların çoğu azdı da falan filan demek. Bu söylentiye göre de İblis şey yapıyor. Yani Allah'a rağmen bu işleri yaptı vesaire noktasıyla ki bir anlayışa geçer ki bu da İblis'i Allah'ın rakibi olarak anlaşılmasına ve hatta Allah'a karşı da sanki galip gelmiş gibi bir anlam ortaya çıkar. Böyle bir anlayıştan da uzak dururuz. Çünkü Araf suresindeki ayetlerde ve Sad suresinde verdiğim ayetlerde, takdim ettiğim ayetlerde bu görevi böyle olmasını Allah'tan aldığı görevle yaptığını İblis beyan ediyor. Evet, İblis'le anlatacaklarım bu kadar. İblis'le ilgili Tebyinül Kur'an'da veyahut da İblis kimdir, neyin nesidir diye bir makalemiz var. Orada bunların daha müdellel, delilli açıklamaları da söz konusudur. Evet, bu sohbeti burada tamamlıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.